Merhaba, iyi akşamlar Paramedya takipçileri. Bu akşam Burcu Okurgan'la buluşacağız. Yine kendi işinde devam eden bankacılıktan sonra farklı boyutlar kazandıran işine çok başarılı 10 yıl geçirdikten sonra bankacılıkta çok farklı bir alanda işine devam eden bir eski bankacı. Casido Shoes'un şu anki sahiplerinden. Ve aynı zamanda bir zat onu internette pazarlayan, tanıtan, büyüten bir eski bankacı Burcu. Hemen onu davet ediyorum. Konuşmaya başlayalım. Merhaba, herkese hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Zevkle sizi takip ediyorum. Her zaman yanınızdayım. Bankacılık hayatımda şimdi de. Evet, eski takipçilerden Burcu ile uzun zamandır tanışıyoruz. Gıyaben böyle internetten, işte yarışmalardan, evet. Casido Shoes'un reklamlarından başlayarak böyle bir tanışıklığımız oldu ama ilk kez böyle yüz yüze konuşabiliyoruz değil mi? Uzaktan da olsa evet. Telefonla konuştuk evet. Bir iki kez belki ama. Çok büyük desteğiniz nasılsın? Var gerçekten bu sektöre, bu camiaya. Zevkle takip ediyorum. Harikayım, bomba gibi. Çok daha iyiyim. En son sizinle büyük bir dertleşirken böyle 2 yıl önce çok böyle kötü durumdayken aramıştım. Çok evet. Büyük destek olmuştunuz bana. Çok moral desteği vermiştiniz. Hem siz hem de Remzi Bey. Dolayısıyla hani şu an burada böyle güçlü bir şekilde karşınızda oturmak da çok büyük bir zevk. Evet, seni öyle görmek de büyük bir keyif gerçekten. Teşekkür ederim. Yani süreci az çok biliyoruz. Evet, o dönem yaşadıklarını da hatırlıyorum. Sohbetimizi de çok net hatırlıyorum. Birçok bankacıyla yazışıyoruz, arada sohbet ediyoruz. Birbirimizi biliyoruz ama sonrasındaki bu güzel gelişmeler bizi hepimizi mutlu ediyor gerçekten. Bu akşam da senden dinlemek istiyoruz biraz. İstersen şu ilk işe giriş mülakat hikayenle başla. Çok ilginç bir not yazdın. Herkes de merak etti. Ben de öyle. Bir daha işe giriş aşamasında ben mobbing yaşamışım farkında değilmişim. Aynen. Kısaca evet. Ondan bahsedip sonra da bu işler bugüne nasıl geldi onu anlatırsan harika olur. Tabii. Umuyorum ki bir umut ışığı verebilirim arkadaşlarıma. Çünkü benim gibi gerçekten tükenen çok bankacı olduğuna eminim. Emeğinin karşılığını alamayan. Ben bilmiyordum, farkında değilim. 2008 yılında bir bankaya başvurarak adım attım bankacılığımıza. Şimdi aslında ilk mobbingimi o zamanlarda görmüşüm. Bunu yıllar yıllar sonra tabii ki fark ettim. İş başvurusunda bulundum. Bayağı bir bekledim. Arayan yok, soran yok. Kuaföre gittim. Dedim ki zaten iş yok, güç yok, şey, bankalara başvuruyorsun, dönen yok. 2008'de krizlerden çıkılmış, bir krizlere yeni giriş yapılmış. Bankalar personel almıyor. Bu arada alttan yazanlara öpücüklerimi göndereyim. evet, tam kuaförde saçlarımı bir güzel kızıla boyattım ben. Böyle radikal bir değişiklik yaparak saçıma fön çekildi, telefonum çaldı. Arayan insan kaynakları görüşmeye çağırıyorlar beni. İlk görüşmem olacak ama şöyle bir kuaförüme döndüm. Dedim ki ya beni kızıl saçla işe alırlar mı ki? Vallahi dedi Burcu almaları gerekiyor çünkü bu saçı çeviremem ben, kusura bakmasınlar dedi. Nasıl neyse, bir kızıl o öyle sonra... yani çok mu böyle, nasıl bir kızıl o kadar sen bayağı de tereddüt güzel ettin? Radikal bir kızıldı yani. Bayağı fena bir kızıldı. Bir hafta sonra gittim ben iş görüşmesine. Şansıma bir bölge kadın müdürü, onun yardımcısı ve insan kaynaklarının 2 kadın daha girdi. Yani 4 kadın, bir ben, böyle karşı karşıya. Bir bana baktılar, bir saçıma baktılar. Hiç unutmuyorum. O günde böyle çatır çatır konuştum ben bölge müdürünün karşısında. Çok etkilendi. Dedi ki ama seni işe alamam Burcu dedi. Neden müdürüm dedim. Saçların kızıl tatlım dedi. Dedim ki ama dedim iş yapmak daha önemli değil mi? Bakın siz bile etkilediğimi söylüyorsunuz dedim. Kadın hala şok içinde. Hayır dedi, git saçını boyat öyle gel dedi.
Peki müdürüm ne zaman geleyim dedim. Ben seni arattıracağım dedi. Bekliyorum bir ay. Aramadı. Bekliyorum 2 ay. Aramadı. Bu arada ben saçları siyah çevirdim. Gene böyle bir depresyona girdim gireceğim. Gittim saçları siyahların arasında kızıl boyattırdım. Aa başlayacağım artık deyip. Kuafördeyim. Gene beni aradılar. Bu kadardı Bekliyorlar değil mi komplike. kuaföre gidince? Aynen. Sanki böyle çip takmışlar. Hızlıca geçiyorum hemen. İkinci defa gittim. Dedi ki bu aralardaki kızıllar ne Burcu dedi. Dedim bekledim bekledim aramadınız. Depresyona soktunuz beni. Ben de boyattım dedim. Git dedi siyah boyat gel. Almıyorum işe seni dedim. Öyle mi öyle inat ettim. Gittim siyah boyattım. Aradım bankaya. Gittim işe girdim. Bankadan içeriye bir girdim. Yönetmenim kızıl. Ya. Benim müdür Ya. yardımcım orada oturuyor. Sen benle uğraş o kadar kızılı siyah çevir diye. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Çok güldüm ama sonradan. Meğerse bu bir mobbingmiş. Ama tabii o ana kadar mobbingin ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra yıllar sonra Allah'tan bankacılığı çok seviyordum. Çok büyük bir aşkla yaptım. Gerçekten hani geçmişe Ya dönüp zaten ne hangi o saçlara rağmen seni almışlar yani o kadar olaydan sonra demek ki çok aynen. iyiymişsin yani saça rağmen almışlar o kadar Ya çakılmış en büyük olmalarına rağmen. aşklarımdan biri insanlara hizmet etmekti. Hizmet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Birilerini mutlu etmeyi çok seviyorum. Bankacılıkta da annemden biliyorum, babamdan biliyorum. Gerçekten böyle somurtuk somurtuk insanlar çok vardı biliyorsunuz bankacı olarak. Evet, onlar biraz daha hani yıllardır çalışmış olmanın ve emeğinin karşını alamamış olmanın gıyabına böyle sonuna gelmiş insanlar hakikaten somurtuyormuş. Sonradan fark ettim onu da ama yani sonuç olarak böyle bankacılığa başladık. Hızlı ve güzel bir şekilde devam ettim. 10 yılda büyük bir aşkla yaptım. Tüm hedeflerimi de gerçekleştirdim. O şekilde ilerledim. Hani Evet, Sanımcığım. ödüllerin falan da var galiba fotoğraflardan gördük böyle ödüllerin. Evet. Bankacıyken ne oluyordu 10 yıl gibi bir sürede bankacılık nasıl bitti? Senin için nasıl bir dönüm noktası oldu? Aslında yıllar bana hani o yükü vermedi. Gerçekten büyük bir aşkla yaptığım için devam ettim. Hiçbir problemim yoktu. Bir gün bir müdür değişikliği yaşandı. Bu müdür değişikliğiyle beraber frekansımız bir türlü uyuşmadı. Ben hani öyle insanları kaybedeyim aman gitsinler diye bakan bir kişi değilim. Dediğim gibi insanları seviyorum ve bu müdürle de arama hani ona yaranmak için değil, kendimi sevmek, sevdirebilmek ve benim de onu sevebilmem için bir fırsattı. İnat ettim, tayinimi de istedim. Yapacaklar da vazgeçildi sonradan falan derken. Dedim ki benim buradan başka şansım yok. Ben ya çalışmaya devam edeceğim ki büyük kaygılarım var. Bütün bankacı arkadaşlarım çok iyi anlıyorum. Kredi taksitlerim var ödemem gereken. Evimin taksitleri var, bir çocuğum var. Kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Ve evet oradan çıkarsam ben hangi bankada iş bulurumun korkusu var. Çok çok haklılar. Ama sonunda söyleyeceğim ki çok yersizmiş. Sonunda anlatacağım bunu. Dedim ki ya ben bu deveye gideceğim ya da bu diyardan gideceğim. Ama ben bu diyardan gitmeden elimden gelen her şeyi de yapacağım. Pes etmek yok. Ama sevdiremedim kendimi. Bunu yanımda çalışan arkadaşlarım dahil. Bütün bölge, bütün finansman beni tanırdı. İsim verdim ama bilen biliyor. Herkes çok şaşırdı. Yani neden gidiyorumun herkes çok şaşırdı. Çok büyük baskılar almaya başladım. Hedeflerim %100'ün üstünde olmasına rağmen çok büyük saygısızlıklar gördüm. Şubenin ortasında bana bağırıldığını duydum. Personel arkadaşlarım çok etkilendi. Yani neydi derdi gerçekten kimseyi hala çözemedi. Devamında artık hani böyle hem benim bayağı psikolojik sorunlarım oluşmaya başladı. Yani eve geliyorum ağlıyorum. İş yerine gidiyorum ağlıyorum. Hak etmiyorum. Her şeyi yapıyorum. Bütün hedefleri gerçekleştiriyorum. Bölgeyle aram iyi falan derken hedefim tutuyor. Beni işten çıkartamıyor. Saat 10'lara kadar toplantılar, gecenin 10'larına kadar toplantılar. Herkesin kocası evde, çocuğu evde, bütün o şubenin çalışanları iş yerinde. Ciddi baskılar var. Yani müdürümüzün kaygıları vardı, öyle söyleyeyim. Birinci olacak bankada.
Öyle bir takıntısı vardı. Ama insanız hepimiz. Gecenin üçlerine kadar bilgisayar başına çalıştığımızı biliyoruz evde. Eve bilgisayar göndertip bizi çalıştırıyorlardı. Bir gün annem rahatsızlandı, öyle söyleyeyim. Benim ipimi koparan odur. Annemin ameliyatının kapısında, ameliyathanenin kapısındayım. İzinliyim, bölgem de biliyor, şube müdürüm de biliyor. Bölge müdürüm beni aradı. Dedi ki, bölge müdür yardımcım daha doğrusu. Beni aradı. Dedi ki, Burcu dedi, hedeflerin tamam çok güzel ama kredi hedefinden gerisin. %30 bir geriliğin var. Ay sonunda ne yapmayı planlıyorsun dedi. Dedim ki, müdürüm ben şu an annemin ameliyathanesinin kapısının önündeyim. Ben zannettim ki siz beni annen nasıl diye aradınız. Ama dedim hani bunun için arıyorsunuz. Gerçekten şoktayım şu an dedim. Bana dedi ki eğer dedi bu kredi hedefini gerçekleştirmezse 6 ay sonra seninle hesaplaşacağım dedi. Hiç unutmuyorum. Aynen bu kelimeleri kullandı. Ben de dedim ki elinden geleni ardına koyma deyip suratına telefonu kapattım. Çünkü çok ağırdı. Beni o anda arayıp bana bunu soruyor olması benim çok ağrıma gitti. Acaba dedim o gün sinirle mi? Hani sinirlendim de mi yaptım? Hayır, bugün de olsa bugün de suratına o telefonu kapatırdım. Hiç de pişman olmadım. Ve şube müdürümün aslında eline bir koz vermiş oldum. O kişiyle beraber birleşip o 6 ay içerisinde ellerinden geleni artlarına koymadılar benim için. Haziran ayında normalde biliyorsunuz işten çıkartabilmeleri için bir performans notu vermeleri lazım. 3 ay daha denemeleri gerekiyor. Bana direkt işten çıkış performansı verdiler ve bütün o banka şoka girdi. Öyle söyleyeyim size. Banka şoka girdi. Eski müdürlerim beni arıyor. Hani Burcu ne yapabiliriz? Kimle görüşelim? İster misin? Görüşelim mi? Dedim hayır gerek yok. İstesem insan kaynakları genel müdürümüz müthiş bir insan. Yani ben seviyorum insan ve karakter olarak. İstesem o gün onu arasam o iş yerinde hala kalabilirdim. Ama orada çalışan insanlara kendimi yakıştırmadığım için onların kapasitesini daha doğrusu kalitesine düşmemek adına oradan ayrılmayı tercih ettim ve hiçbir şey yapmadım, müdahale etmedim ama istesem kalırdım, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla 2 gün sonra da İnsan kaynakları genel müdürümü ben bizzat mesaj çektim. Uzun bir mesaj ve bütün olan biteni anlattım. İçimi de soğuttum, içimi de rahatlattım. Tüm bankanın da duymasını sağladım yaptıklarını. Zaten en büyük şeydi herhalde. Ama halen görevdeler. Bu işler böyle arkadaşlar. Kendinizi yormayın. Ben 2 yıldır başka bir sektördeyim. Ama onlar hala o masada oturuyorlar. Bir gün eden bulur. Bunu sakın unutmayın. Allah'a havale edin. En güzel cevabı, en güzel tokadı da o onlara gönderir. Ben inanıyorum. Böyle. Ve Bankacılık, ayrıldık. yani şu an bankacılık yapmak bu koşullarda zaten ceza gibi maalesef. Hani arkadaşlar öyle şeyler yazıyorlar ki, şu anki verilen hedefler, yapılan işte hala devam eden baskılar, zaten en büyük ceza herhalde bankacı olarak kalmak diyorum. Biraz böyle hani hayırlısıyla herkes ya bu sektör düzelsin, hani ya da daha doğru dürüst, daha dengeli bir iş yaşam dengesi olacak şekilde yönetilsin. Ya da gerçekten bu işten daha iyi işlerle arkadaşlar kendi hayat dengelerini kurabilecek bir yola doğru gitsinler. Yani İnşallah. hayırlısı herkes için hayırlısı, neyse o olsun. Herkes de hak ettiğini bulsun, müstahakını bulsun. Yani her kim kime ne yaptıysa, ne şekilde kimin kime hakkı geçtiyse artık onlar bir şekilde dengelensin. Mahkemede olur, işte başka adalet, ilahi adaletli olur, artık onu bizden çıktıktan sonra çok şey yapamıyoruz. Ama yani eğer arayabiliyorsanız hukuki yollardan, eğer üstünden geçtiyse, artık yapacak bir şey yoksa başka yerlere havale ederek bekleyecek herhalde. Yani başka bir şey diyemiyoruz. Çünkü dediğin gibi sektör kendince bir şekilde devam ediyor, çarklar dönmeye. Ama sen bir şekilde kendin bunun dışına çıktın. Bu gerçekten hep böyle bir oluyor. Genelde çok zayıf bir anında işte birinin hasta olması, kendi başına bir şey gelmesi insanların bakış açısını, işte sabrını değiştirebiliyor, sınanabiliyor, sınanabiliyorsun o noktalarda. Karşı Kesinlikle. tarafta bunu eğer kendince bir işte yanlış gibi görüp ya da öyle kabul edip farklı yollar izlerse, yani bilemiyorsun oradaki hesapları, gerçekten onların kafasında nasıl bir şey olduğunu da bilmek mümkün değil. Ama sen oradan çıktın, sonra neler oldu? Sonra nasıl hissettin ilk zamanlar sonrası?
Öncelikle şu anda yorum yapan bir sürü benimle aynı masada, aynı şube içerisinde oturmuş bir sürü insanı görüyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Arkadaşlar lütfen, ve çok dişli insanlar, benimle aynı sorunu aynı kişiyle yaşayan insanlar da orada var. Annem de geldi. Ben de sizi seviyorum. Şimdiki müşterilerim de burada. Sonra ne oldu? Şimdi bunun öncesinde, bir yıl öncesinde, ben bankadan ayrılmadan bir yıl önce eşim işten ayrıldı. Burcu dedi ne yapalım? Hani yaş 35, ne yapalım? Yeni bir işe girip hani maaşla çalışmaya devam mı edeyim, yoksa hani başka bir şeyler mi yapalım diye bana sordu. Şimdi bankacı olduğunuz zaman da herkes size sorar, biliyorsunuz ki arkadaşlar. Eşime dedim ki bence iş yeri kuralım. Çünkü sen bunu çoktan başarılarını hak etmiş bir adamsın. Ve her zaman da arkandayım. O da aynı şeyi düşünüyormuş. Beraber anlaşarak bir ortağımızla beraber bir iş yeri açmayı planladılar. Çok da güzel bir mağaza buldular Merter'de, İstanbul Merter'de. Çok da güzel, başarılı bir dükkanın açılışını yaptılar. Ben sadece yanlarına destekçi olarak durdum. Ayakkabı firması açtılar. Ben bu arada süre içerisinde hani Instagram'dan hep böyle görüyorum, insanlar işte bir şeyleri tanıtıyorlar, ürün satıyorlar falan. Ben de öyle hani bankacılık yaparken de eski eşyalarımı, sağlam olan eşyalarımı satıp para kazanmış bir insanım. Yani sadece bankacılıktan "Aa, param geliyor" diyerek bekleyen bir insan da değildim. Ticarete hep bir ilgim vardı. Ya da ne bileyim, hiç kullanmadığım bir şeyi satarak da parayı döndürebiliyordum. Facebook üzerinden, marketplace'lardan falan yapıyordum bunu. Yani utanma duygum yok, öyle söyleyeyim. Nasıl sizinle şu anda konuşabiliyorsam da işte telefonun storiesini açıp bir şeyi anlatabiliyorum. Ve hani insanlar zannediyor ki 5-6 kere çekim yapıp öyle koyuyorum. Hayır, her şey benim olduğu gibi samimidir. Ondan sonra bankada çalışırken ayakkabıları böyle çekip çekip Casino Shoes adı altındaki Instagram'ıma, yani şu an konuştuğumuz platforma atıyorum. Her gün hikaye atıyorum falan. Bana eşim, ailem, annemi kapsamıyorum, ailemden bahsediyorum, eşim, arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım, "Ya Burcu, Instagram'dan satış mı olur, saçmalama, buna vereceğin enerjiyi başka bir şeye ver" deyip köstek oldular. Yaptırmadılar. Ben de hani bir yapıyorum bir yapmıyorum, bir hevesim gidiyor, bir yapsam mı acaba derken bankacılıktan ayrıldım. Geldim eve, Ağustos ayıydı, Eylül ayında full evde oturdum. Dedim şu ev hanımlığı nasıl bir şeymiş acaba, bir deneyimleyeyim bakayım. Abi baktım, ben her gün ev süpürüyorum, her şey dağılıyor, topluyorum bozuluyor, bulaşık yıkıyorum, bulaşıkları topluyorum. Yani bildiğiniz böyle kısır döngünün içine girip kendimi orada buldum ve ben başladım bu sefer eşime sataşmaya. Ben dedim ne yapacağım, işte bankaya da girmek istemiyorum artık çünkü büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldım. Başka bir yerde acaba asistanlığa mı gitsem, muhasebecilik mi yapsam, yönetici asistanım olsam, halkla ilişkilerimi girsem, çok konuşuyorum malum. Olabilir dedi. Birkaç yere görüşmeye gittim. Baktım olacak gibi değil. Dedim ki benim de ticarete atılma zamanım geldi. O zaman dedim ne yapabilirim? Zaten işten ayrılırken bir tazminat almıştım. Ondan sonra o hani eşim de kendini döndürmeye başladı tabii ki. Burada hani bu kıstasta eşi olmayanlar da olabilir ama bir tazminatla ayrılıyorsunuz arkadaşlar sonuçta. Onun 3-5 kuruşuyla, çok ufak, o kadar çok örnek verebilirim ki, küçük şeyler alıp onları Instagram'da satıp parayı döndürebilirsiniz de. Ben de eşime dedim ki senin bu ayakkabılar biraz hani şey, frapan ayakkabılar işte, değişik sporlar, stilettolar falan, ama Instagram'a koyuyorum koyuyorum, talep almıyor. Dedim ki bizim Instagram'da kimsenin satmadığı ama kimsenin bulamadığı şeyleri bulalım dedim. Onları bulduk ve ben onları tanıtmaya başladım. Benim şu anki takipçilerim bilir. İlk benim önüm, 3 yıl önce, 3 yıl önce diyorum ya arkadaşlar, şampiyon botlarım var. Eva taban, streç. Onunla açıldı Instagram'ım. Ve onunla böyle geri dönüşler almaya başladım. Gerçekten de müthiş bir ayakkabı. Ayağını giyen çıkaramıyor. Ben giyiyorum ve giymediğim hiçbir şeyi de tanıtmıyorum Instagram'da. Ve en büyük şey, Instagram için söylüyorum, çok fazla tanıtım izliyorsunuzdur arkadaşlar. Benim en özen gösterdiğim şey gerçekten bir, samimi olmak. İki, giymeyeceğim ayakkabıyı size göstermemek. Üç, ben neyi nasıl satın alacaksam size öyle anlatıyorum.
Yani şu ayakkabının siz sağında ne var demeden ben onu size anlatıp gösteriyorum. İnsanlar gerçekten bunu çok sevdi. Bankada da Müşterilerim öyle çok miydin sevdi. sen Burcu? Bankada da anlatıyor Evet. muydun her şeyi? Gerçekten anlatıyordum. Ürünleri. 55-60 yaşındaki insanları kredinin nasıl çekilmesi gerektiğini, bu ödeme planlarını incik incik notlar yazıyordum böyle. Bak ablacığım işte bunu buradan bu tarihte ödeyeceksin. Bir gün gecikirsen sicilin bozulur. Şöyle kimse anlatmaz. Hani elle ödeme planını verir gönderir ya. Kulakları çınlasın. Dilek diye bir arkadaşım var benim. Ondan öğrendim ben de. Ebru ve Dilek'ten. Onlar da öyleydi. İşinin ehli insanlar. Ve öyle de devam ediyorum. Ayakkabının tabanına kadar, içindeki astara kadar, tabanının neyle yapıldığını falan filan böyle. İnsanlar o yüzden çok sevdi firmamızı. Sonra şimdi Instagram'da insanları bulmak çok zor. Hanife Hanımcığım, bu arada düşünen için anekdot vermek istiyorum. Nasıl takipçi buldum onu anlatayım. Yani ben parayı ayakkabıya yatırdım. Reklam döndürecek param yok ki bana reklam nedir diye sor, haberim yok. Yani ne yapmam lazım da bu kitleyi büyütmem lazım. Bankada çalışırken ki müşterilerimi sosyal medyacıların kapısında yattım. Bana bunu öğreteceksin diye. Onlar kovuyordu. Ben diyordum ki şikayet ediyordum. Bak senin personelin bana öğretmiyor falan. Hani böyle gidiyordum sabahtan akşama kadar orada oturup Instagram'da ne yapabilirimi öğrenmeye çalışıyordum. O da bir mesaiydi sonuçta. Reklam döndürecek param yoktu. İnsanlara tek tek şey yapıyordum. Takip isteği attığımı biliyorum. Ortağımın hanımıyla beraber günde 1.000 tane, 2.000 tane takip isteği atıp insanları taciz ettiğimi biliyorum. Çekenler bilir beni. 3-4 yıllık takip edenler çok taciz etmişliğim var insanlara. Öyle öyle 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 takipçi oldu. Çok garip. Instagram'da o kadar çok dolandırıcı var ki. Ve eğer takipçi sayın yüksekteyse seni dolandırıcı zannediyorlar. İnsanlar bu yüzden fake takipçi atıyor. Ben de hiçbir zaman ona yanaşmadım. Şu anda Tekstil'e de girdim. Casino Fashion. Oraya da takipçi atmadım. Şu an orada bile 1.300 tane takipçi var. Yavaş yavaş arttırmayı planlıyorum. Orayı da çok güzel yapacağıma eminim. Bir süre sonra Casino Shoes'da sadece ayakkabı görecek arkadaşlar. Tekstil sayfasında tanıtacağım her şeyi. Dolayısıyla çok güzel günler Sevdin. daha olacağına eminim. Sevdin yani sen bu işi. Shoes Ben çok sonra sevdim. fashion böyle gidiyor. Yok. Cosmetics falan Evet. öyle Trend holdinge doğru gidersin. yola girdim. Bu sene trend yola girdim. Çok Aa. zordu. Eşim istemiyordu. Ben dedim ki hiç öyle söyleme. Bir ay oldu. Trendyol'da satış yapmak çok zor. İnanılmaz zor. Çünkü çok fazla rakibiniz var. Ve Trendyol sizi ön plana atmıyor. Yani bir ay, 1,5 ay gibi bir zaman diliminde 200'e yakın ayakkabı satışı gerçekleşti. Ama çok zorluklarla yaptım. Yani ona da inat ettim. Ki Trendyol'da en başlara çıkacağım. Yani amacım o. Göreceksiniz orada ismimi görüyor. Bir gün o reklamlarda benim reklamlarım dönecek. Bir dünya Harika. markası yaratma yolunda ilerliyoruz. Çok güzel de bir ekip kurduk. Bunların hepsini ben tek başıma yapıyordum Hanife Hanım. Gecenin 3'lerine 4'lerine kadar uyumadım. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse öyle Instagram'ı kurdum. Takip isteği attım. İnsanlar geldi. Yok, en az günde 30 tane hikaye çekiyorum. Hepsini büyük bir samimiyetle çekiyorum. Mağazanın içerisinde insanlar gürültü yaparken çekmeye çalıştım. Müşteri varken çekmeye çalıştım. Ayağım sakat bu arada benim. Ayakkabı tanıtımını yapıyorum ama benim ayağım sakat. İçinde bir doğuştan gelen kemik varmış. Yıllar sonra bankacılıkta 16 bin adım atmaya zorlanırken ortaya çıktı. Bankacılık hastalığı çıkardı aynen. Ve ayağımı ben hani nasıl ayağımda problem varken rahat ettiğim ayakkabıları tanıtıyorsam siz sağlıklı, ayağı sağlıklı olan insanların daha çok rahat edebileceği ayakkabılarla gidiyorum karşılarına. Bu da memnuniyetle dönüşler sağlıyor. Ama çok daha iyi yerlere geleceğimize eminim. Dünyaya tanıttık markamızı. Markalaştık bu arada. Patentli bir firmayız artık. Harika. İhracat yapıyoruz. Bu eşimin ve ortağının çok büyük payı var. İnanılmaz. Hani ben de Instagram tarafından bizi duymayan ve bilmeyen insanlara tanıttım açıkçası. Küçük bir anımı anlatacağım. Bundan daha zevklisi yok. Bir gün Bursa'ya gidiyoruz. Eşimle, eşim, çocuğum ve ben.
Benzinlikte durduk. Benzinliğin marketindeyim. Birisi geldi yanıma. Aa, siz Kasidoşuz Burcu değil misiniz diye. Takipçimmiş. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Daha ne olsun? Vallahi gerçekten daha ne olsun. Şu anda bile yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Harika yorumlar geliyor. Gerçekten öyle tatlı insanlar ki bu insanlar. Bu arada size sataşan insanlar da çok oluyor. Bazen kendimi tutamıyorum. İnsanlar diyor ki işte sen esnafsın, susacaksın. Onu da yapmıyorum. Yapmıyorum. Çünkü ben samimiyetimle dolandırmadan kimseyi burada bir bir fayda ve hizmet sağlıyorsam, bir ürün satıyorsam karşılığında da saygı bekliyorum. Kargosunu yollayıp almayan insanlar ve kargo parasını boşa ödediğim ürünler de oluyor arkadaşlar. Ama öyle güzel ekip kurduk ki şu anda ablam hesaplarımın yorumlarına ve DM'den yazan müşterilerimize cevap veriyor. Erkek hesabımız var. kasidoshoes.men. Erkek hesabımda yine ortağımın kardeşleri bakıyor. Ben WhatsApp ve web sitesine bakıyorum. Biraz daha kendi yükümü azalttım. Oğlumla daha çok vakit geçirmeye başladım. Trendyol'da harika bir ekibimiz var. En büyük elimiz, kolumuz, ayağımız Davut diye bir arkadaşımız var mağazamızda. Bütün paketlerimizi, ürünlerin kontrolünü 4 kişi yapıyor beraber, onunla beraber. Çok güzel bir ekip olduk. Ve gerçekten 2,5 yılda güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada rakiplerim ismimi duymaya başlamışlar 1 yıl önce. Benim rakip olduğumu duymuşlar. Böyle bir rakiplere de korku salmışım. O da ayrı bir güzel tabii. Eşim şu anda seyahatte. Seyahatte işte müşterilerine gittiği zaman beni soruyorlarmış. Şey diyorlarmış, kim o fenomen? Benim için ne kadar para ödüyorsun o kadına? Oh. Ona dedim ki, tabii gururla, ne parası ya, o benim eşim. Ay, ne güzel. Aile şirketi, Güzel güzel. aile şirketi olduk valla. Bu arada ortağımın hanımı Faslı. 4-5 dil birden biliyor. Yurt dışı bağlantılarımızı o yapıyor. Ya bu bir aile şirketi oldu ama bu keyfi biz getirdik açıkçası. Benim hiç aklımda ayakkabıcılık yoktu. Sizin eşiniz olmayabilir hanımlar ya da size ilham verecek kimse olmayabilir. Ama Instagram'a girdiğinizde bugün örgü ören, bebek ören insanların anahtarlık sattığını görebilirsiniz. İstanbul'daysanız İstoç'a girip toptancıdan ürün alıp, ki ben bankada çalışırken bunu oyuncak alıp oyuncak sattım Market Plus'ta. Yani herkes, şimdi ben ne kadar da olsa bir tık şanslıyım. Eşim ayakkabı dükkanını açmıştı. Ben de oradan ilham aldım. Ama sizin karşınızda ben sizin ilhamınız olabilirim. Bu örgü ören insanlar size ilham verebilir. Eliniz resme yatkındır. Tablolar yaparsınız, tablolarınızı satarsınız. Çok büyük bir alışveriş medyası oldu bu sosyal medya. Bunu Twitter'dan yapabilirsiniz, TikTok'tan yapabilirsiniz. Ben yetişemediğim için TikTok'a girmedim açıkçası. Ben de istiyorum güzel güzel videolar çekeyim, atayım falan ama ürünleri gerçek anlamıyla tanıtmayı daha çok seviyorum. Her günde karşımıza yeni rakipler çıkıyor. Gerçekten mücadele etmek çok zor. Ama eski müşterilerim, Sibel Hanımcığım, Müzeyyen Hanımcığım, Nur Demirer, işte Neşe Hanımcığım, sizin gibi değerli insanlar, müşterilerime sesleniyorum şu anda. Olduğu sürece ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz sürece biz büyüyoruz sayenizde. Çok teşekkür ederim buradan herkese. Yani memnuniyet tavsiyeyi getiriyor, tavsiye büyümeyi getiriyor. İşte senin Teşekkür enerjin malum zaten görünüyor, fışkırıyor. Videolardan da ederim. biliyoruz, Evet, fotoğraflardan çok sağ ol. biliyoruz, yakışıyor da sana. Peki bankacılıktan neler öğrendin de bu tarafta sana faydası oldu? Yani neler faydası ya da zararı olan bir şey oldu mu? Çift taraflı soralım. Bir kere inanılmaz disiplinliyim. Kurumsal bir yerden gelmenin dezavantajını yaşıyorum aslında. Çünkü kendi şirketimi kurumsal davranıyorum. Tabii eşim bile en bazen küçük şey de olsa o kurumsallık oluyor yani birdenbire böyle o çok şeyi fena, yaşarsın çok diyorsun. disiplinliyim. Eğer bir ürün müşteriye yanlış giderse gerçekten çok sinirleniyorum. Kendime kızıyorum. Arkadaşlarıma da kızamıyorum. Çünkü
aynı şeyde değiliz. Aynı yönden bakmıyoruz. Aynı pencereden bakmıyoruz kimseyle. Eşimle bile aynı pencereden bakmıyoruz yeri geliyor. Çünkü o kurumsallık çok farklı bir şey. Ben istiyorum ki her şey dört dörtlük olsun. Mesela kendime hedefler koyuyorum bir kere. Psikopata bağladım. Diyorum ki bu ay en az 100 ayakkabı, 400 ayakkabı, 500 ayakkabı. Böyle böyle hedef vererek geldim. Burcu, Maalesef iyi ki kendi... sen bankada kalmamışsın. Müdür falan yaparlardı seni bir de sonra. Yapıyorlardı zaten. Oradan kovulduk. Hayır, yani böyle kendi Yapıyorum. hedefler koysaydın orada da yıpranır mısın sen? En azından aile Gerçekten. şirketine yarıyor hedefler. Evet, yani şimdi mesela ay başı geliyor. Diyorum ki şu kadar reklam bütçesi, şu kadarını işte Trendyol'a ayıracağız, şu kadarını Instagram'a ayıracağız. Şu rakama geçmememiz lazım. Mesela reklam çıkışı yapıyorum. İşte diyorum ki örnek veriyorum 2000 lirayla 30 ayakkabı satsam ayda bunu vurduğum zaman işte 500 falan yok yok ben bunu 600'ü hedefeyim kendime ve hani müşterilerle konuşurken aslında bir yandan bir ürün alacağı yerde ikinci ürünü de verebiliyoruz müşterilere çünkü ihtiyacı var görüyorum ama alıp almamakta kararsız kalıyor. Küçük küçük indirimler ve bu arada benim en büyük özelliğimi de söylemek istiyorum Instagram için. Mağazalarda benim ürünlerimin fiyatları en az 200 lira üstü. Ama bunu ben Instagram'a koysaydım bu şekilde fiyatları, o ürünü zaten ben insanlara yetişmeye, onlara kendimizi anlatmaya çalışıp kalitemizi göstermeye çalışırken o fiyatları satamam diye hep 200 lira altına satıyorum. Sezon sonu geliyor. Mağazalar benim fiyatlarımı iniyor. Ben fiyatta indirim yapamıyorum. Bu sefer diyorlar ki niye indirim yapmıyorsun? Aslında benden indirimli ürün alıyorlar. Birçok insan bunu bilmiyor. Böyle böyle hedeflemeler yapmaya devam ediyorum. Mesela 28 Şubat'a kadar %10 ek indirim uyguladık. Gerçekten bu %10 ek indirim müşteri kazanma amaçlı. Normalde yapmamam gereken bir indirim. Böyle böyle de insanları kazanıp daha da büyütmeye çalışıyorum. Hedefler mesela %10 indirimle işte bu ay bir 100 tane fazladan ayakkabı satmayı planlıyoruz. Bu bana çok büyük bir avantaj oldu. O kurumsallıktan gelen disiplin, hedefleme sistemi dönüp eşime diyorum ki mağazalar bugün şey bu ay kaç para ciro yapacak diyorum. Şu kadar hedefliyoruz diyor. Cık, diyorum iki katını yapsan onu. İki katını versen onu diyor. Bunlar kötü alışkanlıklar ama bankacılıkta, özel Evet. sektörde demek ki işe yarıyor, reel sektörde. Evet. Geçtiğimiz sene Ya bankalarda, Nisan işte ayında bankalarda böyle böyle düşünüyor yani, biz fazla fazla verelim işte, aman işte 10 kere arayalım. Zaten hani 3 tane satacaklar ama biz işte 10 tane diyelim de onlar 3 taneyi satarsa bizim hedef tutsun. Genelde mantık bu böyle yani bankalarda, ama özel tabii sektörde kendi işinde, kendin için evet. satarken o ayrı bir zevktir herhalde, değil mi? Kesinlikle. Bu arada hani bankacılık sisteminde şey vardı ya müşterileri arayıp hani işte krediniz var almak ister misiniz diye sordururlar ya. Ben onu şöyle yaptım. Ürünü yolluyorum. Ürünü yolladıktan 3 gün sonra teslim olduğunu sistemden görüp Instagram'dan ablamla beraber müşterilere dönüyoruz. Ürününüz geldi mi? Ürününüz ulaştı mı? Memnun kaldınız mı? Ben öyle öyle çok sipariş aldım. İnanılmaz. İkinci bir ürünü düşünür müsünüz falan diye böyle böyle büyüttük ablamla geçtiğimiz yıllarda. Yine bu pandemi döneminde büyük indirimler yaptık biz. Son kalan numaralı ürünlerde insanlar zaten evinde oturuyor. Ayakkabı almayı belki düşünmüyor. Ama biz onların aklına şöyle ayakkabı sokuyoruz. Yani evet gerçekten bu ürün 200 liraysa ben bunu 99'dan satıyorum arkadaşlar. Hem paraya dönsün, ben işimi göreyim, borcumu ödeyeyim, çekimi ödeyeyim. Hem de size güzel kaliteli bir ayakkabı gönderebileyim. WhatsApp grubu kurduk. Hani şu bölge müdürlerinin yaptığı var ya o da benim başımın altından çıktı. O WhatsApp grubunda benle beraber 4-5 tane hesaplara bakan var. Ortağım var, eşim var. Ortağımla Cihan Bey var işte. Ondan sonra Sena var falan. Herkes birbirini gaza getiriyor. 10 muyuz? 10'uz. 20 miyiz? 20'yiz. Hadi 30 olalım. Hadi 40 yapalım. Hadi Cengiz 50'ye. Hadi 100'e falan derken biz o pandemi haftasını sadece cumartesi pazar 110 tane ayakkabı sattık. Böyle birbirimizi gaza getire getire. Bu da benim bankacılıktan öğrendiğim ver gazı çalışsın olayı. Avantajım oldu yani.
Öyle. Evet, doğru. Anlamı Ya arada ama şey yapıyoruz. peki böyle yapıyorsun ama stres ne boyutta? Stres düzeyi nasıl oluyor? Bankada bu tip şeyler, hedeflemeler stres baskı yaratıyor, sıkıntı yaratıyor. Valla onların tarafında çok stres olduğunu düşünmüyorum da biz çok stresliyiz iş yeri sahipleri olarak. Biliyorsunuz herkes cumartesi pazar evde. Biz de yani ayakkabı satalım da nakite çevirelim derdindeyiz. Dolayısıyla stresli olan gene benim burada. Bir şey değişmiyor yani. Eski bankacı olarak stresli olan benim. Evet, ama şu var, alışmışız biz stresle yaşamaya. Gerçekten huzursuzlanıyorsun. Yastığa bankacıyken kafamı koyduğumda ben bu hedefi nasıl gerçekleştireceğim diye düşünürken şimdi şey diye düşünüyorum. Acaba işte hafta içinde kapatırlar mı? Hafta sonu ne zaman açarlar? Ne zaman mağazalar tekrardan artıya döner? Gibi gibi ya da Instagram bir geliyor, bir an geliyor. Ay ortasında kimse alışveriş yapmıyor. Ay sonunda alışveriş oluyor gibi gibi bayağı bir stresli oluyor gerçekten. O stres hep kalıyor sizde arkadaşlar. Üzgünüm. Peki Ama en güzel. bankacılığı bilen bir iş sahibi olarak çalışacağın bankaları nasıl seçiyorsun, tercih ediyorsun? Bir Nasıl bir kere müşterisin? ticari olarak çalıştığım bankada çalışmıyorum. Biliyorum çünkü her şeyini. Nereden ne masrafı kesecek falan. Bizimle çalışan bankalar çok benden şikayetçi maalesef. Birçoğu benimle konuşmuyor maalesef. Çünkü eşime ne ederlerse yaptırıyorlar. Ben tabii hemen önlerini kesiyorum. Poz istemiyorum, hayır falan diye. O yüzden genelde eşimi arıyorlar. Benim vekaletim de var. Hani eşimin bütün işlemlerini ben yapıyorum, banka vesaire. Ama eşimi arıyorlar hala. Beni aramıyorlar. Maalesef. Bankacı tercih edilmiyor değil mi? Aslında yani reel sektörde bankacıların çalışması ne kadar kurumlar için avantajlı, çalıştırmaları gerek bankacılığı bilen değil mi? Eski bankacılar Şimdi ve benim eşim istihdam biraz eden gergin bir kurumlar. adamdır. Sinirli bir adamdır. Bankalardan hani böyle bir masraf bir şey kesildiği zaman biraz gerilip böyle hani bağıran tipler var ya müşteri. Bizim çok gıcık olduğumuz. Bağırmayanlar mı? Çok Aynen az. öyle. Ya işte gıcık oldum ama bankacıların suçu değil biliyorsunuz, o banka kendisi alıyor. Biz personeller azar yemek durumunda kalıyorduk. Benim eşim de tabii ki hiç acımıyor karşısındakine yani. Bu sefer başları sıkışıp beni arıyorlar. Burcu Hanım siz anlatır mısınız diye. Ben de diyorum ki beni aramıyordun. Ne oldu? Kendin anlat şimdi. Ama Ya. zor gerçekten ya, bankacıların işi çok zor düşünüyorum. Şu an şanslı durumdalar gerçi. Şu an kime ne kredi vermek isteseler herkes alıyor mecburen. Ama o Ama vermek devran dönecek. istemiyorlardır canım. Yani çok da böyle göz göre göre vermek de zor şimdi. Yani bazı durumlarda. Yani onu Ya. sistem ayarlarıyla oynuyorlar zaten, vermek isteyince tık tık herkese çıkıyor. İstemeyince sen satmak istesen de çıkmıyor falan. Tabii O tabii. işler de Ama bir öyle hedefi de oldu. bakıyor tabii bölge müdürlüğü. O bankacı da yapmak istiyor. Vermek istiyor. Elinden geleni yapıyor. Olmayınca gene bankacı suçlu duruma düşüyor. Olan hep banka çalışanları oluyor vallahi. Hiçbir üstlerdekilere bir şey olduğu yok. Firmalar ne yapsın? Banka istediği zaman musluğu açıyor, istediği zaman kapatıyor. Asıl yanında olması gerektiği zaman da yanında olmuyor. Ama en iyisi devlet bankası arkadaşlar. Biz bu pandemi döneminde hiçbir yerden, kendi bankam dahil, görmediğimiz desteği devlet bankasından gördük. Gerçekten de müthiş bir bankaymış yani. Adını vermeyi çok isterim de reklama girmesin şimdi. O kadar övdüm. Ver ne yani, Sen olumlu şeyin sakıncası olmaz yani, senin müşteri sırrın değilse, kendin vermek Aa, yok. istiyorsan olumlu şeyde sakınca Yani yok bence. Halk Bankası Oo. inanılmaz güzel destekleri oldu bütün işletme sahiplerine. Müşteri temsilcisi tabii ki çok bunaldılar. Onunla herkes evinde, bankacılar gidip gerçekten yatarken diyeceğim. Halk Bankası çok büyük bir özveriyle çalıştı personelleriyle birlikte. Dolayısıyla bence bütün özel bankaları çöpe atın. Buradan hani normal çalışanlara söylüyorum. Devlet bankalarına yönelin. Çünkü en büyük bu pandemi döneminde herkesin yanında olan Halk Bankası'ydı. Ziraat bile değil, Halk Bankası. Yani müşteri görüşü ne yapalım, saygılıyız şimdi. Evet, Sen bir müşteri aynen. olarak Bir bir müşteri. söylüyorsan diyecek bir şey yok. Yani herkesin tabii kendine göre farklı yorumları olabilir ama memnun olduğun bankaysa ne güzel, ne mutlu.
Bu arada Halk Bankası'ndaki müşteri temsilcisiyle konuşuyorum. Diyorum ki kredi hedefin falan mı var? Hani insanlara bu kadar ilgili, sevgili falan yaklaşıyorsun. Kredi hedefleri falan da yokmuş. Tamamen devlet baskısıyla çalışıyorlarmış. O da çok ilginç bu pandemi döneminde. Ay dedim bravo vallahi yani. Bilmiyorum Halk Yani Bankası'ndan kimse yok mu aramızda ama. destek tabii oradan geldi. Yani çok zor zamanlar. Yani piyasaya bir şekilde nakit likidi desteği o yolla verdiler. Bakalım Evet. inşallah işler açılır. Herkesin işi yerinde yolunda olur. Geri ödemeler de sağlıklı olursa çok güzel olacak. Olmazsa neler İnşallah. olacak onu bilmiyoruz artık. Ama Biraz devlet daha bankalarının tabii ki kapımız farklı bir misyonu, kendilerine göre daha geniş bir şeyi var diye görülüyor. Özeller biraz evet. daha farklı hesaplar yapıyor olabilir. Maalesef. 40 dakikadır Tamam, ben de konuşuyoruz Burcu. 40 dakika çok otursak da dedim zevkliydi. 45 dedik. 40 dakikayı bulduk. Sen de daha çok da konuşulur ama bu akşam bu kadar Susmam diyelim. Evet, seni ben. susturamayız şimdi şeyden. Bence seni takip etmek isteyenler zaten ediyordur ve etsinler de Sağ hesaplardan. olsun. Kasidoşuz'un hesapları, işte Fashion'ı, Burcu bıcır bıcır oralarda sürekli zaten tanıtımlar. Ben de böyle takılıyorum görünce geçemiyorsun da böyle güzel anlatıyorsun. Mutlaka bir Ay göz teşekkür ederim. çakılıyor. Sağ olun, çok Başarılar naziksin. diliyorum. Çok daha Teşekkür bütün ederim. istediklerine, hedeflerine ulaşmanı diliyorum. Umarım Hayır her şey Hanımcığım, benim de görürsün. özel teşekkürüm olsun size canlı yayını kapatmadan. Gerçekten bu bankacılık sektörüne çalışıp da sizi takip etmeyen hala birileri kaldıysa bence kesinlikle takip etsinler. Bir sorunun bir sıkıntısı olduğunda tek anlatması gereken sizlersiniz. Paramedya ve ekibi, Paramedya'nın ekibi sizler çok değerlisiniz. Yani insanların yanındaki o destekçi duruşunuz, doğruları anlatıyor olmanız, insan başına gelmeden anlamıyor ama arkadaşlar banka sistemi kıymetinizi bilmiyor. Lütfen geç olmadan kendinizi kurtarın. Benden bu kadar. Teşekkürler. Evet, herkes önce kendi değerini bilsin. Bankalar bilir bilmez, keşke Evet. bilseler. Bilmezlerse de kendileri bilirler. Çünkü sonuçta bankacılar o değeri eğer isterlerse kendilerine veriyorlar. Dışarıda da işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Kazançlarını da bir şekilde sağlıyorlar. Tabii ki birbirimize de destek oluyoruz. Biz de buradan işte bu şekilde tanıtarak, duyurarak, birbirimizle irtibatları sağlayarak o dayanışmayı, desteği sürdürmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sırları saklıyoruz. Söylenmesi gerekenleri işte çok isim vermeden söylüyoruz, duyuruyoruz. Ortak sorunlar, herkesin benzer sorunları var sektörde. Onun için bu bir tür dayanışma artık maalesef sektör başka türlü dayanışmalara izin vermediği için bazen şube içinde birbirine bile anlatılmayan dertler bize geliyor. Biliyoruz. Umarım daha iyi günleri hep birlikte görürüz. İnşallah. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok Ben teşekkür ederim. samimiyetle, açık yüreklilikle her şeyi anlattın. İsimleri de verdin. Hadi hayırlısı diyelim. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Keşke isim soy isim olarak versem. Değil mi? Keşke dinleseler. Bilmiyorum. Zaten bilinmeyen şeyler değil yani. Evet. Herkesin bildiğini kuzudan saklayacak değil. Herkesin her yerde bildiği, konuştuğu Evet. şeyler bunlar. Aslında sır diye bir şey yok. Ama işte biz yine de hala saklamaya çalışıyoruz. Onların kendilerinin bile saklayamadığı şeyleri. Umarım ders alırlar, daha iyi koşullarda çalışırlar İnşallah. İnşallah. diye. Çok Çok öpüyorum sizi. Kendinize teşekkürler. iyi Biz bakın. de öptük. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Herkese iyi akşamlar, selamlar, İyi akşamlar. sevgiler. Hoşça kalın.